360 ekranlarından gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle güneşli bir İstanbul gününden herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Avcılar ilçesindeyiz. Sürprizlerle dolu bir program sizleri bekliyor. O zaman gezmek olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın. Seyirciler, gezmek olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. Şansımız hava güneşli. Bu gerçekten çok önemli bir faktör enerjimiz için açıkçası. Şimdi şunu söyleyeyim, hava güneşli olsa da açıkçası kuru bir soğuk var. Ama biz ne yaptık? Güneşe aldandık ve çıktık geldik Avcılar sahile. Bugün Avcılar'da güzel güzel yerleri gezeceğiz sevgili seyirciler sizinle. Güzel yerler keşfedeceğiz. Şu anda Avcılar sahilde çok güzel bir sahil yolundayız ve parktayız. Buraya çocuklarınızla geldiğinizde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Birçok oyun alanı var çocuklarınız için. Onun dışında kaykay kullanabileceğiniz alanlar var. Yine patenle kayabileceğiniz alanlar var. Ve eğer buraya aç geliyorsanız sahilde birçok kafe ve restoran var. Güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz ya da öğle akşam yemeğinizi denize karşı yiyebilirsiniz. Avcılar'da bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yok ama mükemmel bir deniz var. Onu söyleyebilirim sizlere. İnsanlar buraya geldiğinde yürüyüşlerini yapıyorlar. Bisiklete biniyorlar ki birazdan göstereceğiz size. Çocuklarıyla keyifli vakit geçiriyorlar ve tabii ki özellikle hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor burası. Güzel havalarda piknik yapmaya geliyorlar bu alanlarda. Şunu belirtmek isterim ki burada ateşli piknik yapmak kesinlikle yasak sevgili seyirciler. Siz şimdi bu sahil hattına şöyle bir göz atın. Gerçekten Avcılar sahil hattı bayağı keyifli açıkçası. Bir göz atın. Sonrasında buraya geldiğinizde neler yapabileceğiniz, mesela karşıda çok güzel bir bisiklet var. Onun yanına gidelim biz de. Onu anlatalım bakalım fiyatı ne kadarmış ve neler yapabilirsiniz o bisikletle burada. Bisikletlerin yanına geleceğimizi söylemiştik. İki tane genç arkadaşımız var. Gelmişler buraya bisiklet kullanmaya. Üç kişilik ama bu bisiklet değil mi? Üç kişilik. İki kişi kullanıyor arkada. Üçüncüsü buraya oturup keyfini sürüyor. Ne kadar güzel. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Gezmek için geldim. Dur bir dakika, sen konuşmuyorsun. Ben hanımefendinin yanına gidiyorum. Papatya küfeli. Söyle. Biz gezmek için geldik buraya. Aldık, gezdik, geri geldik. Şimdi geri ne kadar bunun ücreti? Tam bilmiyoruz, şimdi öğreneceğiz. Ha, peki kaç dakika kiraladınız siz bunu? Yarım saat. Yarım saat. Yarım saatten beri sahil hattında geziyor musunuz? Evet. Keyfiniz bol olsun, hoşça kalın. Şimdi fiyatları onlar da yeni öğreneceklermiş. Ama biz onlardan önce öğrenelim. Bu arada burada sadece İstanbul kart geçerliymiş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Yani İstanbul kartınızla buraya geldiğiniz zaman bu 3 kişilik bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Sözleşme fişi varmış mesela, orada yazıyor. 1 saate 15 liraymış. İstanbul kartınızda eğer para yoksa buradan da dolum yapılabiliyormuş. Ben o kadar sahilde gezdim. Gerçekten böyle bisiklet görmedim. Yani gerçekten görmedim. Bayağı güzelmiş. Gel dedi, buraya gel dedi. Geliyorum. Amca bir dakika bekle dedi. Siz buralara bir göz atın. Ben sizi bisikletimle karşılayacağım. Ve Avcılar sahilde bisiklet turu yapacağım. 1 saate 15 lira. Bana göre uygun, bilmiyorum. Bisiklet sürmeyi seviyorsanız, 3 kişilik arkadaş grubuysanız ya da ailenizle geliyorsanız keyifli bir şekilde burada bisikletle gezebilirsiniz Avcılar sahilde.
Ay sevgili seyirciler, bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle ve kesinlikle Avcılar sahilde ya da hangi sahilde bu bisikletten varsa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok ciddi söylüyorum. O kadar keyifli ki size anlatamam. İyi ki bu bisikleti görmüşüm ve kullanıyorum şu anda. Oh! Şöyle güneş geçirmesin diye brandamız da var. Yağmur yağarsa da korur bizi. Çok eğlenceli ya. Gerçekten çok eğlenceli. Uzun süredir de bisiklet kullanmıyordum ama bence çok iyi oldu. Bak, dediğim gibi biraz önce 3 kişi binebiliyorsunuz. Sevgili seyirciler, o kadar çok acıktım ki sizi çok ama çok güzel bir yere getirdim Avcılar'da. Birçoğunuz bu kebapçıyı bu çevrede oturup da bilmiyor olabilirsiniz. Ben eşimle de buraya sık sık geliyorum. Hatta en son babam geldiğinde gelmiştik. Hem tatlısı güzel, o kadar güzel ki. Hem kebabı güzel, önden böyle ikramları falan size anlatamam gerçekten de. Şimdi buradan sonra sizi çok güzel bir yere götüreceğim. O yüzden karnım çok olsun istiyorum, aç olmasın istiyorum. Ne duruyoruz? Artık dilim damağıma yapıştı açlıktan. Hadi gelin içeriye girelim, şöyle güzel bir kebap ziyafeti çekelim. Sevgili seyirciler, iddia ediyorum burada kebap yemezseniz pişman olursunuz. O kadar iyi bir kebapçı burası. Avcılar Ambarlı'da. Birçok ünlü ismin de geldiği bir yer. Duvarlarda zaten ünlü isimlerin de fotoğrafları var. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 10.30'dan akşam 10.30'a kadar. Ve burada fiyatlar ne kadar hemen söyleyeyim size. Burada fiyatlar 3 lirayla 99 lira arasında. Diyeceksiniz ki 3 liraya ne var? Su. Suyun da fiyatını söylüyorum size. 3 lirayla 99 lira arasında fiyatlar. Şimdi buraya geldiğiniz zaman Adana, Urfa, tavuk şiş, domatesli, patlıcanlı, işte kuzu sarma, dana, bonfile, ızgara köfte, dilediğiniz kebabı yiyebilirsiniz. Ama buraya özel bir kebap varmış. Özel tarsusi kebap. 240 gram. Fiyatı 72 lira. Bu arada kebap fiyatlarına bakacak olursak kebap fiyatları 33 lirayla 99 lira arasında değişiyor. Bir de buraya geldiğiniz zaman kebabın yanında mutlaka yayık ayranı içmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim size. Siz şimdi şöyle bir mekana göz atın. Gerçekten çok keyifli bir yer. Çok da büyük bir yer. Böyle biraz da nostaljik bir yer açıkçası. Ben burayı acaba nasıl bilmiyorum diye kendinize soracaksınız. O zaman mekana bir göz atın. Sonrasında siparişlerim geldiğinde buluşalım. Sevgili seyirciler, o kadar açım ki size anlatamam gerçekten de. Özel tarsusi kebap söyledim. Şöyle 240 gram et, 72 lira bunun fiyatı. Bu arada şunu söylemek istiyorum size, yayık ayranı istedim ben. Buraya gelip de zaten kapalı ayran içip gitmek olmaz. Bir de şunu belirtmek istiyorum burayla ilgili. Şimdi genelde bir kebapçıya gittiğiniz zaman bunları bazı kebapçılar ücretli veriyorlar. Buraya geldiğinizde bunlar şöyle ücretsiz, onu söyleyeyim. Mesela ben şu soğana bayılırım. Hani bazı insanlar der ya, ben soğan yemem, gayet de yerim. Şunun da o kadar güzel görünüyor ki, ye beni ye beni diyor zaten. Bunları yemekten yemin ederim kebabı yiyemeyeceğim. O kadar lezzetliler. Bak iddia ediyorum, gerçekten çok iyi bir kebapçı burası. Şimdi kebabı yemeye başlıyorum. Özel tarsusi kebap. Bu arada bu kebabı yapan Yusuf Usta da karşımda. Birazdan onunla da konuşmak istiyorum ben açıkçası.
fazlasıyla lezzetli. Dediğim gibi normalde başka yerlere gittiğinizde bunları ücretli getiriyorlar. Burada ücretsiz getiriyorlar. Kebap 72 lira, ayran 9 lira. Gayet de en güzel şekilde doyup gidiyorsunuz. Bunlara para vermiyorsunuz. Avcılar Ambarlı'da, yolunuz düşerse ki bence düşsün mutlaka gelin. Metrobüse yakın. Kendi aracınızla gelirseniz de otopark var, benden söylemesi. Kebabı hazırlayan Yusuf Usta yanımızda. Bu kebabın bir yeme usulü varmış. Beni karşıdan izliyordu, bana diyor ki biraz önce sen çok hızlı yedin diyor, öyle yenmez diyor. Nasıl yenir kebap? Evet, kebap önünüze geldiğinizde hemen yarısını koparıyorsunuz. Bir ekmeğin içerisine koyuyorsunuz. Üstüne güzelce sumaklı soğan, az bir şey maydanoz. Üstüne limon sıkıyorsunuz ve onu ısırıyorsunuz. Isırdığınızda damağınıza bastıktan sonra yanındaki diğer salatalarından azar azar üstüne ekleyerek yiyeceksiniz. Ve bol limon. Aslında bir de turunç da olacaktı ama burası İstanbul tabii. Adana gibi, Mersin gibi değil. Turuncu bulmak biraz memleket zor, neresi? Zor olur. Memleket Mersin, Adana. Mersin, Adana'ya selam olsun. Öpüyorum Mersin, Adana'daki izleyenleri. Çok sağ olun. Kebap gördünüz zaten. Çatalı vurdunuz, çataldan kalkmadı. Tane tane bulgur gibi. Kebap böyle olmalı. Aynen öyle, onu söyleyeceğim. Şimdi evet. Kameraman arkadaşlar böyle kameraya göster falan diyorlardı. Birazcık Mithat'a gösterebildim gerçi. Ama kebap öyle bir dağılıyor ki. Bir de ben senin dediğin gibi yiyemezdim Yusuf evet. Usta. Neden biliyor musun? Çok acıkmışım. Gözüm döndü bir anda. Bir de bu kadar ikram olunca. Teşekkür olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gelmek isteyenlere ne söylemek istersin? Buyursunlar, gelsinler. Her zaman bekliyoruz. Her zaman aynı servis. Televizyonda gördüğünüz gibi. Vallahi çok sağ olasın. Siz de çok sağ olun. Karnım çok iyi doydu. Evet, afiyet olsun. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Keyifli bir güne başladık. Öyle devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Fikir vereceğim. Zaten her programda ben size fikir veriyorum ve güzel güzel noktalara götürüyorum sizi. Sevgili seyirciler, sakın kanalı değiştirmeyin. Televizyonlarınızı kapatmayın. Koltuklarınızda rahatça yaslanın. Yeni evlenecek olanlar, evini değiştirmek isteyenler, koltuk, yemek odası, yatak odası takımı olarak birine hediye götürecek olanlar, o zaman birazdan sizi çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Orada buluşalım. Avcılar'da çok güzel bir gün geçiriyoruz sevgili seyirciler. Şimdi de keyifli bir yere geldik. Benim gezmekten keyif aldığım bir yer açıkçası böyle yerler. Programda yeni evlenecek olan çiftlere, evini değiştirmek isteyenlere ya da birinin evini hediye alıp götürmek isteyenlere mobilya tavsiyesi, aksesuar tavsiyesi veriyoruz. Şimdi şöyle bir ürünün yanındayız. Hemen göstermek istiyorum size. Yeşil, ondan sonra iki tane berjeri var. Orta sehpası, yine yan sehpaları, zigon sehpa ile birlikte gayet uyumlu. Ve televizyon ünitesi de gayet güzel. Zaten kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Şimdi orta sehpası bunun 1795 liraymış sevgili seyirciler. Bu koltuk takımının fiyatı da bu arada iki tane üçlü koltuk var. Tabii illa üç kişi oturacak diye bakmayın buraya. Yani bence buraya 1, 2, 3, 4, 5 kişi falan sığar. Bu koltuk takımının fiyatı 17.970 sevgili seyirciler. Ve bu koltuk takımıyla uyumlu. Hemen arka tarafta yemek odası takımı var. Gayet şık. Yeşil, yine krem kombinli. Aksesuarlar da çok güzel ve uyumlu yani. Bu yemek odası takımının fiyatı 25.493 lira sevgili seyirciler. Şimdi bunlarla uyumlu bir de burada yatak odası takımı var.
Hemen şöyle göstereyim size. Bakın yatak başlığı yeşil. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor sizlere. Bu yatak odası takımının fiyatı da 19.095 lira. Ya neye bakıyorum biliyor musunuz? Şu ışıklandırmalar, işte yatak örtüsü, komidenin üstündeki aksesuarlar falan ya da şuradaki parfümler o kadar güzel duruyor ki benim dikkatimi fazlasıyla çekti. Hemen şöyle dolapları açalım. Bu dolabı tek başına yaptırmaya çalışsan yatak odası takımından daha pahalıya gelir. Ama bu yatak odası takımının fiyatı 19.095 lira bilmiyorum. Bana iyi geldi fiyat. Şöyle valla gayet güzelmiş, geniş de bayağı. Şurayı da açayım. Burada gerçekten birbirinden güzel ürünler var. Yatak odası takımı olsun, yemek odası takımı olsun ya da oturma grubu takımı olsun. Siz şöyle buraya bir göz atın. Daha sonra biz de yetkili bir isimle görüşelim ve bilgi alalım sizler için. Şimdi sevgili seyirciler, yanımızda Serhat Başkan var. Buranın mağaza müdürü. Bize buradaki ürünlerle ilgili bilgi verecek. Evet. Nasıl ürünleriniz var? Şimdi ben birazcık anlattım, gösterdim de izleyicilerimize ama biraz da siz anlatın. Ev için ihtiyaç olan A'dan Z'ye her şeyi görebilirsiniz. Yani yeni doğan bir çocuktan tutun, evlilik, evlilikten sonra yeni ev sahibi olanlar için halı olsun, ev tekstili olsun, çeyizlik eşya, hepsini bize bulabilirsin. Özellikle bu sene müşterilerimizi bu artan fiyatlardan etkilenmeden yılbaşındaki fiyatlarımızı devam ettiriyoruz. Yılbaşına kadar devam edecek. Şu anda düğüncüler için hem ileri dönemli, ön ödemeli olsun, hemen teslimat olsun düğün paketlerimiz mevcut. Takımlarda 15 binden başlayan 20-25 bin indirimler var ve bu çok ciddi bir bütçe faydası oluyor. Evine ihtiyaç olan her şeyi 20 bin liraya buraya çok rahat düzelebilir. Gerçekten mi? Evet, şu anda bu yıl sonunda özel kampanyalarımız şu anki müşterilerimizin yüzünü çok güldürüyor. Özellikle hani yeni işe başlayan genç arkadaşlarımız, tabii ufak bütçeler ayırarak evlerini döşemek istiyorlar. Bunlar için uzun vadeler çok avantajlı oluyor. Vallahi çok teşekkür ediyoruz size. Bol satışlarınız olsun. Ayaklarınıza sağlık, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Sevgili seyirciler, burada gerçekten çok güzel ürünler var. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Recep göstersin mesela burayı. Burada yine iki berjer takımı var. Hemen şöyle bakıyorum, üçlü iki tane koltuk var. Mesela bu oturma grubunun fiyatı 13.994 lira. Bu arada burada fiyatlar 750'den başlamıyor, 685'ten başlıyor. Bak burada zigon sehpa var, 685 lira. Serhat Bey ne dedi? 2 yıldan 10 yıla kadar garantisi var ürünlerin dedi. Bence bu çok güzel bir şey. Mobilyada garanti önemli. Burası Avcılar'da, hemen yan yolda. Ulaşımı çok kolay. Metrobüsten indiğiniz zaman yürüme mesafesinde sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Bir de hep oturma grubu gösterdik. Bir de şöyle köşe puf takımını gösterelim. Kameraman arkadaşım Recep şöyle bir göstersin. Bazılarınız köşe puf takım sever. Yani bu arada buradaki kumaşlar sizi yanıltmasın. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ona göre yaptırabiliyorsunuz. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim size. Bunun fiyatı 8.782 lira. Şöyle bu kadar anlatmışken bir de oturayım bari. Azıcık da bunların keyfini ben süreyim. Gerçekten çok keyifli bir yer. Çocuk odasından ev tekstiline kadar, yatağa kadar, bazaya kadar, yastığa kadar her şey var burada. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi. Size özel fiyatlarla 365 gün kampanyada bu mobilyalar benden söylemesi, haftanın 7 günü açık diyelim. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz diyelim ve sizi buradaki güzel mobilyalarla tekrar baş başa bırakalım efendim.
yüzüme bak yüzüme. Avcılar merkez kafasına göre herkes. Çıktık geldik pazara sevgili seyirciler. Avcılar'da merkezde çarşamba günleri böyle bir pazar kuruluyormuş. Biz de geldik. Bu pazar çok keyifli ve güzel bir pazarmış. Bilmiyorum ilk kez geliyorum ama çarşamba günleri Yeşilköy'de de pazar var. Ataşehir'de de pazar var. İstanbul'un birçok yerinde pazar olduğunu söyleyebilirim. Ama çarşamba günü Avcılar'a geliyorsanız bu pazarı da gezin derim. Hadi şimdi hep birlikte gezelim. Ne dersiniz? Pazarda ister tekstil alışverişinizi yapın, istiyorsanız meyve sebze alışverişinizi yapın. Fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Gezmeye başladık. Şimdi bu pazar nerede bu arada onu da söyleyeyim. Reşit Paşa Caddesi'nde Avcılar Merkez diye geçiyor burası. Zaten baksanıza sevgili seyirciler. Herkes atmış kendini pazara, atmış kendini pazara. Bakın bu pazarda kumaş da satılıyor. Normalde kumaşlar ayrı bir yerde satılıyor. Kumaş pazarı oluyor. Ama bak gördüğünüz gibi bu pazarda ayrıca parça kumaşlar da satılıyor. Ne kadar parça kumaşlar? 20 liraymış. Peki şu pullular, payetliler ne kadar? 25 lira metresi. Buradakilerde parça 20, oradakilerde metre 25. Bir şey söyleyeyim mi? Hani kumaşçıya gitseniz daha pahalıya çıkarsınız. Şunu al, elinden dikiş nakış geliyorsa kendi işini kendin hallet. Dikiver bacım. Ne güzel konuştum yalnız. Bir anda böyle. Dikiver bacım. Evet bakın. Dedim ve dikiyoruz zaten dedi. Bakayım. Bakın. Bunu buradan alıp siz mi diktiniz? Evet. Aa. Evet. Şaka yapıyorsun. Yok ciddiyim. Bu kumaşı buradan aldın ve sen diktin. Evet. Aa. Bakın bir sürü kumaş aldık daha. Arabamız da dolu. Satıyor musunuz peki? Düşünüyorum. Başlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel yapmışsınız. Ben de şunu söyleyeceğim. Metresini ya da parçasını 20'ye alıp terziye götür, daha pahalıya çıkarsın. Tabii ki aynı. Değil mi? Paça 15 lira. Paça 15 lira evet, sorma evet. Ya. Biz bir de Bahçeşehir'de oturuyoruz. Bahçeşehir'de terziler bayağı pahalı. Ta Bahçeşehir'den Bahçeşilli evlere terziye götürüyoruz daha uygun diye fiyatlar. Ben de Büyükçekmece'den geliyorum. Gerçekten evet, mi? Büyükçekmece'de de pazar evet. Var. Evet var var. Dün de orada kumaşçıdaydım. Bugün de buraya geleyim bak, dedim. Dün Büyükçekmece'de kumaşçıda, bugün Avcılar'da kumaşçıda. Evet. O zaman iyi gezmeler olsun. Teşekkür ederim. Bu arada bir şey soracağım. Çok merak ettim. Siz sadece kumaş mı alıyorsunuz? Kumaş aldım, fermuar aldım. Hep böyle lastikler var. Tabii kendim. Onun dışında gideceğim. Bir şey yok. Yok şu an ben sırf kumaş için geldim. Vallahi helal olsun. Hı-hı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bak vallahi sırf kumaş için gelmiş hanımefendi. Onun dışında başka bir şey almıyormuş yani. Pazarı özledin mi dedi Recep. Pazarlar özlenmez mi? Pazara yıldız düştü. Hanım çok özledim pazarları. Ben pazar gezmelerini gerçekten çok seviyorum. Böyle içimi fıkırdatıyor pazar gezmeleri. Pazar demişken şöyle bir pazara göz atın. Sonrasında tezgahlardan ben sizi fiyatlarla karşılayayım. Pazara gelince gerçekten içim kıpır kıpır oluyor. Bir de şu şarkıyı söylemek istiyorum mutlaka. Gözümde pazardan, Allah korusun nazardan. Müşterinin iyisi, Bakırköy'ün delisi. Rami pazarında öğrenmiştim ben bu şarkıyı. Bu arada ay her pazara geldiğimde bu böyle beynimde dönüyor bu şarkı. Çok güzel değil mi eşofman atları? Güzel, bence de güzel. Şimdi burada birincisi... Kredi kartı geçerli. İkincisi ürünler %100 pamuk. Üçüncüsü tek fiyat 35 lira. Sevgili seyirciler, internetten böyle bir eşofman takımı almaya kalktığında 100 liradan aşağı alamıyorsun ya da mağazadan. Ama buraya geldiğin zaman 35 liraya böyle %100 pamuk
eşofman altlarını alabiliyorsun. Pembesi var, grisi var, siyahı var, var da var. Bedenini bul, ona göre al. Şimdi burada sweatshirtler de var. Eşofman altını seç, sweatshirtünü seç, takımını yap. Hemen soralım, sweatshirtler ne kadar? 80'den başlıyormuş sweatshirtler. Bu 35 lira, o niye 75-80? Ha, bunlar değişiyor. Sordum hemen. Düşündüğünüzü sordum. Bu 35 lira. O niye 80 diye sordum. Soracağım tabii ki. Çok güzel sweatshirtler var. Bu arada ihracat fazlası olduğu için bunların fiyatı biraz yüksek. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Efendim? Yıldız pembe var mı? Yıldız pembe var mıymış diyor bana. Var bak, al pembe bak. Recep de tuttu, ben de. Al bak, pembe var, al. Alacaksın mı? Açık pembe de var. 35 lira. Bak. 35 lira, aynen öyle. Pahalı mı? Ha, bana da çok uygun geldi. Bana uygun geldi. Recep de uygun diyor, Mithat da uygun diyor. Bence de uygun. Yok, bence de uygun. İnternette ve mağazada fiyatlar çok fazla. Bu arada ben her pazara geldiğimde şunu söylüyorum. Ay, ben pazardan bir şey giymem. Aman, pazar mı gezeceğim demeyin sevgili seyirciler. Pazardan 1 liraya da ürün alsan, onu üstüne yakıştırmasını biliyorsan en güzel şekilde giyinir çıkarsın. Ama git dünyaca ünlü bir markadan bir ürün al, onu üstüne yakışmıyorsa, sırf markalı diye giyiyorsan ve taşıyamamışsan, geç gitsin. Şimdi şöyle gezmeye devam edelim. Ben bu arada o kadar çok hareketliyim ki pazar görmeyeli ben bir kendimi şaşırmışım. Recep'i de bazen zor duruma sokabiliyorum bu arada. Bak mesela bu pazarda kumaşçıyı gördük. Yine aşağıda bir kumaş satan tezgah daha var. Bakın burada parça, danteller ve aksesuarlar da satılıyor. Şu an kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten sizlere. Şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela bunu alıyorsunuz. Merhaba. Merhaba, gel gel gel. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, İyisiniz? Biz de çok teşekkür ederim. Neler var, neler yapıyoruz? Aynı var. Kadıköy'de de buluyorsun beni. Avcılar'da buluyorsun beni. Ben severim esnafı. Pazar esnafını çok severim. Evet. Neredeyse bulurum. Eyvallah. İşler nasıl? Şükür, elhamdülillah. İyi. Neler satıyorsun? Bana aksesuar, dantel, kurdele, düğme, fermuar, yap yakıştır. Her çarşamba Avcılar. Her çarşamba Avcılar'dayım. Süper. Cuma Kadıköy'deyiz. Cuma Kadıköy'de bu arada gerçekten çok güzel bir kumaş pazarı var. Gittiğiniz zaman hem kumaş çeşit çeşit hem de böyle aksesuarları dilediğiniz çeşitte satın alabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ay vallahi, vallahi çok sağ ol. İzlemeye doymuyoruz. Ay vallahi çok sağ ol. Şimdi sevgili seyirciler, bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi genelde şu aksesuarları, şurada olan aksesuarları, kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Çanta kenarlarına, işte ne bileyim sweatshirt kenarlarına ya da kimono kenarlarına falan süslemek için kullanıyorlar. Ya da işte o dantelleri perde kenarları için kullanabiliyorlar. Mesela şöyle bir şerit var. Bu şeridi ne için kullanabilirsiniz? Ben hemen söyleyeyim. Bu şeridi belinize göre kesip düz siyah bir elbiseyle kombin yapıp ya da tulumla kemer olarak kullanabilirsiniz. Bunu şöyle boynunuza takıp ya da boynunuza şunu şöyle takıp böyle aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bir yeriniz mi yırtık? Bu armaları alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz şöyle. O yırtıklık hemen kapanıyor. Ver, ben alayım. Ver, ver, ver. Armaların parasını alır mısın dedi. Kaç tane aldın? 5 lira alacaksın oradan. 5 lira mı alacağım? Bende 15 lira yok yalnız. Beni ilgilendirmez. Doğru söylüyorsun. Seni ilgilendirmez valla. 15 lira vereceğim. Tamam. 15 lira. Arma almış. Sen eyvallah. Valla. Müşteriyi kaçırdın. Yıldız abla var ya, 10 numarasın. Gerçekten var ya. Seni şeyde de takip ediyorum. Yıldız Instagram. Vallahi bak var ya. Sana ya. Hep diyordum bu kızımı bir göreyim diye. Gördüm. Seyrediyorum hep. Gördüm. Bozuğu yok. Bozuğu yok. Bozdur. Sende 5 lira yok. Yok. Sen de çok fenasın. Bozdur, bozdur. Adam da bozuk yok ya. 5 lira bozuk. Çocuğum yok ki. Bak oraya, belki vardı. 2 lira var. 2 lira var. Ha bak, getirdi 15. İşin gücün rast. Sağ ol Yıldız abla. Haydi görüşürüz. Vallahi güneşin çıktı. Ay sağ olasın. Vallahi güneşin çıktığı çok iyi oldu. Kuru bir soğuk var sevgili seyirciler. Ay ne güzel. Muz satılıyor. Benim memleketim. Nereden geliyor muz? Anamur'da mı? Alanya'dan niye almıyorsun? Alanya, Anamur aynı. Alanya, Anamur aynı değil. Aynı ya.
Yok aynı değil. Ben Alanyalıyım mesela. Alanya'ya selam olsun. Alanya'nın muzu, avokadosu, portakalı, limonu bir şahanedir sevgili seyirciler. Aynen öyle. Memleketim turistiktir de yazın gidip kışın da aynı şekilde rahatlıkla gezebilirsiniz. Sen türkü söylüyormuşsun bu arada. Söyler misin bir daha? Ne söyle? Ne bileyim ya, halay çekeceğimiz bir şey söyle işte, iyi gelsin. Buyurun efendim. Dersim dur dağ içinde, dersim dur dağ içinde, gülü var bağ içinde. Dersimi hak saklasın, bir yarim var içinde, vay. Ne oldu ağama, ne oldu? Ne oldu paşama, ne oldu? Ağam buradan gidelim. Bu yarlar viran oldu. Bu yarlar viran oldu. Vay. Sana var ya helal olsun. Sana helal olsun. Ya yemin ederim seni var ya tebrik ediyorum. İşin gücün rast gitti. Sağ olasın, Allah razı. Allah bol müşteri versin. Abla da diyor ki hemen arka taraftaki, bizim pazarımız böyledir diyor. Vallahi böyle. Çok güzel pazarınız var. Evet, sizin pazarımız böyle. Pazar güzel. İnsanımız güzel. Pazarımız güzel. Sizin gözleriniz de çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim siz de. Ben bunu gözler için aldım zaten. Öyle mi? Tabii. Ay maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Görüşmek üzere. 35 seneyi devirdik. 35 seneyi devirdiniz. Hep başka pazarları geziyordunuz. Çok sevindik bizim pazarımıza geldiniz. Ay çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gene gelirim inşallah. İyi gezmeler olsun. Hoşça kalın. Tezgahı açıkçası ayrı keyifli. Size o kadarını söyleyeyim. Beni yakından takip edenler çok iyi bilirler. Ben pazarlardan alışveriş yapmayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Şimdi daha pazarın başındayız. Şöyle gezeceğiz, talan edeceğiz burayı. Burada birbirinden güzel el havluları var. Bunlar büyük markalarda da satılıyor. Orada satılınca biraz daha fiyat tabii pahalı, farklı oluyor. Değil mi amca? Tabii dedin. Ne kadar güzel kravatını takmışsın, yeleğini giymişsin, alışverişini yapıyorsun. Gayet şıksın. Şapkan da çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neler aldın? Maydanoz aldım. Maydanoz şey aldım. Tere aldım. Ben seni tebrik ediyorum. Çok gayet güzel bir şekilde pazarı gezmeye çıkmışsın. Ne yapayım? Seni tebrik ediyorum. Teşekkür İyi ederim. Alışverişler olsun. Amcayı gördüm, direkt olarak oraya gittim. Şimdi ne diyorduk? Şunlar çok büyük bir yerde satılıyor sevgili seyirciler. Bu orada satılınca çok pahalı. Burada ne kadar? Abi 5 lira. Tanesi mi? Tanesi. Mesela bazen yapıyorlar ya 3 tanesi 5 lira falan. Ama bizim mallar kaliteli bunlar. 5 lira. Bunlar mağazada tanesini 15 liraya satıyorlar dedim, zaten. Dedim, dedim. Dediniz değil mi? Dedim. Aynen öyle. Bizde fiyatlarımız çok uygun. Yani nevresim olsun, havlu olsun. Nevresim takımları ne kadar? Nevresim takımı 110 liraya. 110 lira. Hem çift kişilik mi? Çift kişilik. Hem de markalı. Oo, kalite, kalite. Aynen. Marka, marka, marka diyorsun. Evet. Tamam çıksınlar alsınlar. Bekliyoruz zaten müşterileri. Bekliyor musun? Evet tabii. Başka tabii. Hangi pazarlara gidiyorsun? Biz başka pazar nereye? Çorlu'ya gidiyoruz mesela. Çok, Çorlu'ya gidiyoruz. Evet çok harika. İstanbul'da nereye gidiyoruz? İstanbul'da mesela Fındıkzade'ye gidiyoruz. Cuma günleri. Evet. Hiç denk ya, gelmedik. Bak o kadar Fındıkzade'de gezdik. Perşembe günü şeydeyiz. Haznedar'dayız. Evet çalışılarda. Çok güzel bir pazarımız var orası. Orayı biliyorum. Orası orayı biliyorsunuz güzel. Değil mi? Çok harika evet. Bir yer. Gerçekten orada çok güzel. Orada satışlarımız çok güzel. Bak ben size bir örnek... Allah daha iyi yapsın. Sen şimdi oraya giderken ben de hemen hanımefendiye dönmek istiyorum. Ben ne çok konuştum bugün ya. Dur geliyorum abi. Sen niye beni çekiyorsun? Ama göstereyim yani izliyoruz ya. Ha, öyle mi izliyorsun? Evet. Benim kameramanları gönderelim. Sen benim kameramanım ol. Vallahi. Vallahi değil mi? Ne için geldin pazara? Vallahi sebze alışverişi sebze işte. Sebze alışverişi. Evet, kıyafet falan. Bakıyorum tabii ki bakıyor de. Bakıyor musun? Tabii tabii. Ay kirpikler ne kadar güzelmiş upuzun. Şöyle aa. Dur bakayım.
Aa maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Rica ederim. Siz de çok güzelmişsiniz. Çok teşekkür zaten ederim. Tam utanıyorum. Hadi ya, görüşürüz. Keyfiniz bol olsun. İyi alışverişler. Hala bir havlu alamadım. Laf yetiştirmekten sağa sola ve artık alıyorum. Sen ne getirdin abi? Bak görüyor musun? Et normal fiyatına bak, bizde kaç para? Bizde 60 lira. Bak şu normalde 490 lira. %100 pamuk bu sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle bırakıyorum bunu ve şöyle şunu alalım. Değil mi? Bir havlu alalım yani bence. Rahşan bana diyor ki yönetmenim bunu al diyor. Bu da benim hoşuma gitti şimdi. Rahşan'ın dediği daha güzel diyor Recep. Arkadaşlar ben kararsızlıkta zaten bir dünya markasıyım. Yani şu anda Recep onu diyor, ben bunu diyorum. Rahşan bunu da gösteriyor. Benim kafam iyice karışıyor. Tabii benim kafam iyice karışıyor. O zaman bu ikisini alalım. Biri Rahşan'ın olsun, biri benim olsun. En iyisi şöyle halledelim. Sevgili seyirciler, pazara geldim, çenem düştü. Enerjim fazlasıyla yükseldi. Çok özlemişim. Ben pazarları ve pazar esnafını gerçekten çok seviyorum. İstanbul'un bütün pazarları çok güzel. Çarşamba gidebileceğiniz birçok pazar var İstanbul'da. Ama şu an biz çarşamba günleri kurulan Reşitpaşa Caddesi'nde, Avcılar Merkez'de kurulan Avcılar Pazarı'ndayız. Burada hem tekstil hem gıda ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Şimdi tekstil demişken burada birbirinden güzel kazaklar var. Ne kadar abi bunlar? 50. Gayet güzel, baksanıza. Şunun aynısı internette satılıyor. Vallahi billahi. Bak. Yeri de çok iyiymiş bunun ha. Ciddi söylüyorum. İhracat fazlası zaten. Ben onu hep söylüyorum. Pazarlarda ihracat fazlası ürünler var. Şöyle geçeyim, bak arkada hırkalar var. Hırka da bayağı moda. Ciddi söylüyorum size. Baksanıza. Ne güzel askıya da asmış. Bak. Şöyle uzun hırkalar ne kadar abi? Şimdi bunlar 60 lira, 80 lira, 150 lira. Zaten 150 lira olan kaban gibi, kalın. Tabii. Kalın yani. Tabii. Bu arada sadece benim gösterdiğim şey yok burada. Bakın şöyle birçok çeşitten kazak da var. Ay abla onu bir tutsana şöyle. Çok merak ettim. Şöyle pullu mullu ya. Ha panço tarzıymış o. Aa gayet güzel. Hem salaş böyle hem de tunik gibi. Gayet güzel duruyor. Dur şöyle bir ilerleyelim. Başka neler var? Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Bakayım o ne? Ha o da bolero tarzı. Bolero tarzı. Bu da güzelmiş. Bu ne kadar? Burada fiyatlar ne kadar? 50 mi? Sadece 50. Tek fiyat. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim Allah'ımıza bin şükür. İzliyorum programınızı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gezmeye çıktınız. Evet. Alışverişe. Alışveriş. Neler aldınız? Daha yeni başlıyorum. Daha yeni başlıyorum. Saat geç değil mi pazarı gezmek olsun için? Olsun. Akşam saati daha iyi olur. Boş kolay ver gelsin. Sağ olun. Hoşça kalın. Bak burada nasıl güzel kazaklar var. Gel. Ay vallahi çok güzel. Şuna bak. Şuna bir bakar mısınız? Bu arada marka şu an elimde tuttuğum kazak. Bakın. Ne kadar bu abi? 50 lira. 50 lira. Hepsi mi 50 lira? 40-50 değişiyor. 40-50 değişiyor fiyatlar. Dur bakayım şöyle geçeyim. Bak. Sen niye kaçıyorsun? Ben geliyorum, sen gidiyorsun. Bak bu da çok güzelmiş. Ha bu ne kadar? Onlar 40 lira. Bu da 40 liraymış. Aa gerçekten ne kadar güzel. Şu an kendimi zor tutuyorum bir şey almamak için. Özellikle gereksiz bir şey almamak için gerçekten de. Yoksa ben ne buluyorsam topluyorum, eve gidiyorum. Yani çöpçü gibiyim yani gerçekten bak. Hani bu çöpçüyü kötü anlamda söylemiyorum. Yani ne buluyorsam beğendiğim her şeyi fiyata uygun diye alıyorum, eve gidiyorum. Var evet, mı böyle bizim bir hanımlarımızda şey? Var maalesef. Öyle ondan mi sonra da dolaplarda duruyor yarısı.
bir başkalarına hediye ediyoruz. Aynen öyle. Demeyeyim dedim de aynen öyle. Benim de eşim bundan çok şikayetçi. Bak yan tarafta da çok güzel şeyler var. Mesela şöyle takım satılıyor bu. Bu ne kadar? Takım olarak 130 liraymış bu. Bak orada mesela düz kazaklar satılıyor, fırfırlı. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bu tezgahta en uygun fiyatlı ürün ne kadar? 50. 50'den başlıyor. Sadece iç dış takımlar 130 lira. Aa bu da çok güzel. Son zamanlarda bu hırkalar bayağı moda. Bir şey diyeceğim. Şu açık olanı verir misin? Evet Rahşa. Bak. Şimdi ünlü bir alışveriş sitesi var. İsmini söylemek istemiyorum şu an. Orada bu bayağı pahalı satılıyor. Bakın burada ne kadar? 80. Burada 80 lira. Burada 80. Vallahi gayet iyi fiyat. Bana iyi geldi kardeşim. Ne yalan söyleyeyim, bana iyi geldi senin fiyatın. Ama ben artık eve kıyafet toplayıp gidemeyeceğim. Eşimle aram bozuluyor. Gerçekten gülme. Doğrudur. Kameramanlar doğrudur. Biliyor beni. Ben ucuz gördüğüm her şeyi alıyorum. Devir ekonomi devri. Her şeyi uygun fiyata alıyoruz. Pazarlarımızda da her şeyi en güzel şekilde bulabilirsiniz diyelim. Ve sizi Avcılar Pazarı'yla şöyle bir baş başa bırakalım. Sonrasında karşılayalım. Pazarlar. Avcılar'da pazarda kaybolduk bugün. Zaten biz bugün Avcılar'da kaybolduk. Biz Avcılar'a geldik pazarda. Ben pazar gezmeyi çok özlemişim. Pazarda resmen kendim buldum, ruhumu buldum. Kendimi de kaybettim zaten. Ay, hala içime sığmıyor yani. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.